Viața multor oameni stă sub semnul întrebării zi de zi. Uneori este vorba despre lipsa accesului la tehnologii performante, alteori lipsește îndrumarea pentru a găsi soluții reale într-un mod simplu și rapid. Sunt Eva Pavel, consilier medical internațional și zi de zi lupt pentru ca pacienții din România să primească cele mai bune tratamente, cele mai noi metode de investigații și cele mai performante servicii medicale în cadrul centrelor de excelență din străinătate. În acest sezon al emisiunii veți afla informații noi din domeniul medical, veți înțelege cât de ușor este să accesezi serviciile medicale ale spitalelor din străinătate și veți descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala. Rămâneți cu noi! Începe Apel la Consilier! Alimentele procesate, un stil de viață dezechilibrat, sedentarismul și stresul pot fi cauzele apariției bolilor gastroenterologice. Cum pot fi ele tratate și ce tehnologie de ultimă oră a apărut în această arie, aflăm chiar acum. O treime dintre pacienții care suferă de boli inflamatorii intestinale se confruntă cu un simptom ce rareori le atrage atenția, și anume oboseala. Cum poate acest semn să fie asociat cu o boală inflamatorie intestinală? Bu soruya cevap vermeden önce kısaca irritable bağırsak sendromu, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve diğer bağırsak hastalıklarından kısaca söz etmek istiyorum. Özellikle bizler klinik pratikte gastroenteroloji doktorları olarak en sık irritable bağırsak sendromu, yani hassas bağırsak sendromu dediğimiz hastalıkla karşı karşıyayız. İrritable bağırsak sendromu fonksiyonel bir hastalıktır. Ne demek fonksiyonel bir hastalık? Gastrointestinal sistem normalde duran bir organ değildir. Kasılma ve gevşemelerle hareket eden bir organdır. İşte bu kasılma ve gevşemelerde bazen problem yaşamaktayız. Kasılmalar çok sık olursa ishal, çok az olursa kabızlık olarak ortaya çıkmakta ve biz buna fonksiyonel bir bağırsak hastalığı olan irritable bağırsak sendromu diyoruz. İrritable bağırsak sendromu kadınlarda erkeklere göre 2 ila 4 kat yüksek oranda görülmekte. Aslında genel anlamda klinik pratikte birçok doktor irritable bağırsak sendromlu hastalara önem vermemekte ama bu sosyal yaşamı etkileyen bir hastalık olup hastanın hem eğitim hayatını, iş hayatını, ev hayatını etkilemekte. Diğer bir hastalık ise inflamatuar bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit ve kron dediğimiz ana başlıklar altında toplanan ciddi, kronik, ilerleyici bir hastalıktır. İnflamatuar bağırsak hastalığını irritable bağırsak sendromundan net bir şekilde ayırt etmek gerekiyor. Çünkü inflamatuar bağırsak hastalığı kronik ilerleyici, kolon kanserine kadar ilerleyen bir hastalıktır. Bunun dışında aşırı geçirgen bağırsak sendromu, çölyak hastalığı yani gluten intoleransı ve kolon kanseri de sık karşılaştığımız hasta gruplarıdır. Şimdi soruya gelelim. Yorgunluk ve bağırsak arasındaki ilişki nedir? Birçok bağırsak hastalığı yorgunluğa sebep olabilir. Bu irritable bağırsak sendromunda da gözükmekte, kolon kanserinde inflamatuar bağırsak hastalığında gözükmektedir. Hangi mekanizma ile yol açıyor? Hastalıktan hastalığa değişiyor. Mesela inflamatuar bağırsak hastalığı olan bir hastada ishal, özellikle kanlı ishal, kan kaybına sebep olduğu için anemi yapmakta ve bu da yorgunluğa sebep olmakta. Yine ishale bağlı olarak elektrolit kayıpları olmakta, bu da yorgunluğa sebep olmakta. Yine fonksiyonel bir hastalık olan irritable bağırsak sendromunda ise sizin yaşam fonksiyonlarınız etkilenmekte, uyku durumunuz etkilenmekte, bu da sizde yorgunluğa sebep olmakta.
Kolon kanseri çok önemli bir hastalık olup hem erken dönemde hem geç dönemde kansızlığa sebep olarak ve tümörün kendisi de yorgunluğa sebep olmakta. Yani özetle yorgunluk ve bağırsak arasında bir ilişki var. Bu ciddi bir hastalıkta olabileceği gibi basit fonksiyonel bir hastalıkta da olabilmektedir. Vă rog să ne vorbiți despre legătura dintre un stil de viață nesănătos și afecțiunile intestinului. Aslında net bir şekilde beslenmenin bağırsakları kötü yönde etkilediği bilinmekte. Son yıllarda özellikle 2020 yılı kolon kanseri verilerine baktığımızda 50 yaşından sonra kolon kanserinin tarama programları sayesinde biraz olsun azaldığını görmekteyiz. Ama 40-50 yaş arasındaki vakalara baktığımızda kolon kanserinin bir önceki yıllara göre arttığını görmekteyiz. Yapılan çalışmalar ayrıntılı incelendiğinde şu sonuçlar çıkmış. Özellikle kötü beslenmenin, egzersiz yapmadan immobil hayat sürmenin ve obezitenin kolon kanserine sebep olduğu aşikardır. Beslenmenin bağırsağı etkilediği konusundaki diğer çalışmalara baktığımızda özellikle irritable bağırsak sendromunda bazı gıdaların hastalığı şiddetlendirdiğini bilmekteyiz. Yine inflamatuar bağırsak hastalığı, ülseratif kolit ve kron çok önemli hastalıklar olup bu hastalar mutlaka beslenmelerine dikkat etmekte durumdalar. Çünkü eğer iyi beslenmezlerse hastalık aktifleşebiliyor. Burada önemli bir noktaya değinmeden geçmek istemiyorum. Kolon kanseri ve beslenme çok önemli iki ilişki. Nedir bunlar? Özellikle şu son dönemde fast food tarzı beslenme çok ciddi anlamda yaşamımıza girdi. Yüksek yağ içerikli diyet, et tüketiminin fazla olması, sigara alkol tüketiminin fazla olması, yine bu hazır paket gıdaların çok tüketilmesi, işlenmiş gıdaların çok tüketilmesi kolon kanserine yol açmakta. Yine bu tür gıdaları tükettiğimiz zaman bağırsak floramız bozulmakta. Bağırsak florası nedir derseniz, insan bağırsağında 10 milyon ile 100 milyar arasında bakteri bulunmakta. 500'den fazla çeşit bakteri bulunmakta ve bunlar %95 iyi huylu bakteriler olup kolon florasını düzenlemekte. İşte kötü beslenme bu bakteriyel florayı kötü yönde etkilemekte ve birçok bağırsak hastalığının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Stresul emoțional și psihologic poate fi un motiv în plus. Kesinlikle olabilir. Özellikle irritable bağırsak sendromunda psikolojik sorunlar, anksiyete ve stres hastalığı etkilemekte. Ülseratif kolit kron dediğimiz inflamatuar bağırsak hastalığında ise psikolojik sorunlar hastalığı kısmen aktifleştirmekte ama hastalığın sebebi olarak gösterilmemektedir. Yani sonuç olarak bağırsak ve psikolojik sıkıntılar arasında ciddi bir ilişki vardır. Care sunt metodele de tratament actuale pe care le folosiți în tratarea acestor afecțiuni? Öncelikli olarak teşhis çok önemli. Yani tedavi etmeden önce hastalığın tanısını koymamız gerekiyor. Yani karşımızdaki hasta irritable bağırsak sendromu mu, inflamatuar bağırsak hastalığı, kolon kanseri veya aşırı geçirgen bağırsak sendromu. Tanıyı koyduktan sonra tanıya yönelik tedavi etmek şart. Mesela bir inflamatuar bağırsak hastalığı vakası ise medikal tedavi, yani ilaç tedavili, iğne tedavili hatta cerrahi tedaviye kadar gitmekte. Yine irritable bağırsak sendromda belki de tedavinin en önemli noktası hastaya hastalığını çok iyi anlatmak. Çünkü hassas bağırsak sendromda hastalığın öğrenmesi %50 tedavi ediyor. Eğer çok ciddi anksiyetesi, psikolojik sorunları varsa psikiyatrik ilaçlar bu işleri çözmekte faydalı. Yine kolon kanseri vakasıyla karşı karşıya isek, kolonoskopi yaptıktan sonra çıkartılabilecek bir lezyonsa endoskopik olarak tedavi etmek mümkün. Yani sonuç olarak teşhis koyup tedavi etmek daha mantıklı bir yaklaşım. De multe ori, pacienții care suferă de colon iritabil sau colită, tind să creadă că în evoluția bolii lor pot duce către cancer. Puteți să-mi spuneți dacă există un sâmbure de adevăr în această teorie? Şimdi öncelikle irritable bağırsak sendromlu hastalar yani fonksiyonel hastalıklar olan hastaların ciddi bir anksiyete ve korkular oluyor. Çünkü hayatları boyunca bu bağırsakla yaşıyorlar işte ishal, kabızlık atakları ve sürekli okudukları için de bir kolon kanseri şüphesi oluyor bunların hayatlarında. Ama yapılan çalışmalara baktığımızda irritable bağırsak sendromlu hastalar 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi takip edilmiş. Bunlarda kolon kanseri riski neredeyse yok denecek kadar az. Yani irritable bağırsak sendromu kolon kanserine neden olmaz altını çizerek söyleyebiliyoruz ama bazen özellikle ilk 2-3 yıldaki çalışmalar göstermiş ki öncelikle IBS teşhisi yanlış teşhis olabiliyor. Kabızlık tipi IBS diyorsunuz aslında hastada bir polip var. 2 yıl sonra kanserleşiyor. Yani o kolon polibini yaptığı semptomlar IBS yanlış teşhisine koydurabiliyor ve kolon kanseri çıktı diye hasta bir başka yakınından duyabiliyor. Aslında IBS kolon kanserine sebep olmuyor. Başlangıçtaki teşhis yanlış. Ama inflamatuar bağırsak hastalığı yani ülseratif kolit ve krondaki tablo tamamen farklı.
Bu hastalarda normal popülasyona göre kolon kanser riski 4-5 kat daha fazla yüksek. Çünkü sürekli bir bağırsağınızda iltihaplanma durumu var. Bu inflamatuar maddeler de kanser riskini arttırmakta. Vă rog să ne spuneți prin ce metode se tratează acest tip de cancer în 2021 și cât de importantă este tehnologia în reușita lor. Tabii ki son 10 yılda çok ciddi anlamda gastroenteroloji bölümünde, branşında erken evre mide ve bağırsak kanserlerinin tedavi yöntemleri geliştirildi. Özellikle yeni geliştirilen endoskopik aletlerin dışında özel bıçaklarla erken tespit ettiğimiz erken evre bağırsak kanserlerini ve mide kanserlerini tedavi edebiliyoruz. Burada erken evreyi çok iyi belirlemek lazım. O yüzden de tüm dünyanın şu anki yaklaşımı şu 50 yaşından sonra endoskopik ve kolonoskop, özellikle kolonoskopik incelemeyi mutlaka yapmak gerekiyor. Peki erken evre nedir? Bağırsağı 4 katman gibi düşünelim. Özellikle birinci katman mukoza, ikinci katman da mukoza dersek, birinci katman ve ikinci katmanın yarısına kadar ilerlemiş tümörler artık endoskopik olarak tamamen çıkartılmakta ve bu hastalarda cerrahi tedaviler, kemoterapi gibi tedaviler gerekmemekte. Biz hangi yöntemlerle bunları tedavi ediyoruz? Önce endoskopik mukozal rezeksiyondan bahsedelim. Endoskopik mukozal rezeksiyon eğer tümör mukoza dediğimiz birinci katmanı tuttuysa özel iğnelerle bu tümörün altını şişirip özel kesici aletlerle bu tümörü tamamen çıkartıp ortadan kaldırabiliyoruz. Hatta tarama amaçlı yaptığımız kolonoskopi işlemi sırasında bile yakalarsak aynı seansta tümörü tedavi edebiliyoruz. Ama daha ileri tümörlerde yani submukoza dediğimiz ikinci katmanı ilerlemiş tümörlerde daha gelişmiş bıçaklarla ve endoskopik aletlerle ameliyat ortamında belki 2-3 saat süren bir işlemle daha derin kesi yaparak tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Ve bu tür hastalarda erken teşhis, kemoterapiden ve daha büyük cerrahi tedavilerden hastayı kurtarmakta ve yaşamına devam edebilmektedir. Agresiv și greu de tratat. Așa ar caracteriza majoritatea cancerului de pancreas. Am descoperit că medicina ne oferă soluții ca aceste cuvinte să nu fie întotdeauna adevărate. În minutele următoare discutăm cu un medic despre modul în care apare acest tip de cancer, dar și cum poate fi tratat. Bună ziua, domnul doctor! Cancerul pancreatic este una dintre cele mai temute boli, acesta fiind foarte agresiv și greu de tratat. Ce puteți să-mi spuneți despre frecvența cu care apare? Pankreas, vücudumuzun en önemli organlarından birisidir. Bu kanser tipi, böyle bir önemli bir organda aslında çok sık görülmemekle beraber karın içi kanserler içerisinde 5. sıklıkta görülür. Olasılıkla sıraladığımız zaman aslında bağırsak kanserleri, işte karaciğer kanserleri ve pankreas kanserleri diye gidebilir. Yani vücudumuzda görülme sıklığı 5. sıklıktadır. Bu tip bir kanserdir. Cum putem descoperi din timp acest tip de cancer? Pankreas kanseri dediğim gibi aslında pankreasın kanserlerine değinmeden önce ne görevi var ona kısaca vurgulamak gerekiyor. Pankreas vücudumuzda iki tane önemli görevi var. Bir tanesi insülin denen bir hormon salgılıyor ve kan şekerini düzenleyen hormon bu. İkincisi ise sindirimle ilgili görevi. Yani iki tane önemli görevi var pankreasın. Bu organda herhangi bir bozukluk başladığı zaman iki tane sistem etkileniyor dolayısıyla. Bunlardan bir tanesi işte şeker dengesiyle ilgili olan sistem. Diğeri de sindirim fonksiyonları ile ilgili olan sistem. Yani hastalar başlangıçta semptomlar başladığı zaman kendileri aslında hissedebiliyorlar bunu. Fakat bundan alarmı olmaları gerekiyor. Yani işte sindirimle ilgili semptomlar başladığı zaman bunu akıllarına getirmeleri gerekiyor. Ama gerçekten hastaların bunu anlamaları çok zor. Çünkü yerleşim yeri itibariyle pankreas vücudumuzun en arkasında yerleşen bir organ. Ve bu organın hastalığını da keşfetmek bu yüzden çok zor. Yani semptom vermesi aslında hastalığın ileri aşamalarında oluyor. O yüzden de önemli bir organ ve semptomları gerçekten geç ortaya çıkan bir organ. Pankreasul poate să doară? Și dacă da, cum simțim și unde simțim această durere? Aslında erken safhada pankreas hastalıkları ağrı yapmaz. Hatta hiçbir belirti vermez. Dediğim gibi sadece sindirimle ilgili belirtiler ya da işte kan şekeri düzensizliği ile ilgili belirtiler verebilir.
Fakat kanserin ileri aşamalarında çok ciddi ağrılara neden olabilir. Bu ağrıların en önemli nedeni de pankreasın sırt bölgesine yerleşmiş özellikle büyük sinirlere yakın olmasından dolayı ve bu sinirlere baskılardan dolayı ciddi ağrılara neden olabilir. O yüzden aslında hastalığın başlangıç döneminde çok ağrı olmuyor hastalarda ama ileri aşamalarında ağrılarla beraber kendini gösterebiliyor hastalık ve çok ciddi olur ağrılar ve sırt bölgesinde böyle bütün karna yayılan özellikle kuşak tarzında bütün sırttan göbeğe doğru yayılan bir ağrı yapar ve ağrısı çok ciddi bir ağrıdır bunun. La cine apare cel mai des acest tip de cancer? Şimdi yapılan çalışmalarda kanserin kadın erkek sıklığına bakıldığı zaman erkeklerde biraz daha fazla görülüyor bu kanser. Özellikle 50'li yaşlardan sonra erkek cinsiyette bu kanserin sıklığı artıyor. İkincisi ailesinde pankreas kanseri olan bireylerde bu risk iki kat daha fazla. Riski arttıran en önemli koşullardan bir tanesi işte bu ailede pankreas kanseri olması. Üçüncüsü ise tabii ki beslenme alışkanlıkları ve kötü alışkanlıklar dediğimiz sigara ve alkol tüketimi. Özellikle sigara ve alkol tüketiminin çok yoğun olduğu bireylerde bu kanser riski 1,5 kat daha fazla oluyor. Yani ailevi riski olanlarda, sigara, alkol gibi özellikle kötü alışkanlığı olanlarda, aynı zamanda uzun süre kronik diyabet hastalarında, kontrolsüz diyabet hastalarında da riskin bir miktar arttığı gösterilmiş. Bu kanser tipi genelde bu bireylerde daha fazla görülüyor. Diabetul poate fi un factor de risc pentru apariția cancerului la pancreas? Aslında bu konuyla ilgili bir sürü araştırma yapılmış. Çünkü dediğim gibi en başta da pankreasın en önemli görevi şeker regülasyonu. Yani şeker dengesini sağlamak. Acaba diyabetin kansere yol açıp yol açmadığı ile ilgili çok uzun çalışmalar var. Fakat yapılan çalışmalar şunu göstermiş ki diyabet direkt olarak pankreas kanserinin risk faktörü değil. Fakat hangi hastalarda dikkat etmek gerekiyor? Özellikle ailesinde hiç diyabeti olmayan bireylerde ani başlamış kan şekeri düzensizlikleri ve tip 2 diyabete yani ileri yaşlarda diyabetin olması bu kanseri araştırmak gerektiğini göstermiş. Yani direkt olarak bir risk faktörü değil fakat kanser geliştiği zaman şeker dengesi bozulduğu için diyabete neden olabilir. O yüzden de akılda tutulması gerekiyor bu kanser tipinin. Ce greșeli de alimentație poate îmbolnăvi pancreasul? Çok güzel bir soru. Şimdi yine en başa dönecek olursak dedik ki sindirimle ilgili çok önemli görevleri var. Ne görevleri var? Bir kere proteinlerin sindiriminde, yağların sindiriminde ve karbonhidratların sindiriminde çok önemli 3 tane sindirim enzimi salgılıyor pankreas. Dolayısıyla bu tür sindirimlerin fazla olduğu, yoğun olduğu bireylerde, özellikle mesela obezite eğilimli kişilerde ya da işte pankreasın aşırı çalışmasına neden olan şekerli yeme bozukluğu olanlarda ya da yine alkol gibi pankreası yoran ve daha fazla sindirim hormonu salgılamasına neden olan durum tüketimlerde çok dikkat etmek gerekiyor. Yani aslında sindirimin 3 temel hormonunu salgıladığı için bu 3 temel hormonla ilgili bütün aşırılıklar pankreası yorar. Ama direkt olarak kansere neden olan etmenler işte sigara, alkol gibi bu tür zararlı beslenme alışkanlığı gösterenlerde. Yine obezite de mesela pankreas kanseri riski bir miktar artar. Çünkü obezite de pankreası yoran önemli bir hastalık. Yani obezitenin tedavisi de çok özellikli aslında. Bu yüzden de pankreası yoran bütün sindirim fonksiyonları beslenme tarzlarından kaçınmak gerekiyor. Yani aşırı yağlı, aşırı karbonhidratlı ya da işte aşırı şekerli şeyler pankreası yorar. Ce modalități de tratament există pentru cancerul pancreatic la acest moment? Aslında günümüzde pankreas kanserinin en önemli tedavisi cerrahi tedavi. Yani hastalığı bir kere erken tanısını koymak en önemli tedavi aslında erken tanı. Erken tanıyı koyup iyi bir cerrahi ile hastalığın sürvisi çok uzuyor. Yani hastaların yaşam şansları çok uzuyor.
Son 100 yılda pankreas kanseriyle ilgili önemli bir ilerleme yok. İlaç tedavisi açısından bakıldığı zaman. Şimdi akıllı ilaçlar var, gen tedavileri var. Bu tedaviler deneme aşamasında. Fakat cerrahi teknik inanılmaz derecede gelişti pankreas kanserinde. Ne gelişti? Önceden açık cerrahiyle yaptığımız, kocaman kesilerle yaptığımız ameliyatlar artık minimal invaziv cerrahi ya da robotik cerrahi dediğimiz küçük kesilerden çok rahatlıkla yapılabiliyor. Yani pankreas kanserinin tedavisinde en önemli teknik gelişme robotik ya da laparoskopik cerrahinin ilerlemesi. Diğer tedavi yöntemleri ise aslında tanıya yönelik tedavi yöntemleri gelişmiş. Pankreas kanserleri genelde 4 evre oluyor. Bu 4 evrenin ilk evresinde hasta karşımıza gelirse ve tanısını koyabilirsek o zaman yaşam şansı %60'larda 80'lerde yani yüksek bir başarı şansı oluyor. Ama evre ilerledikçe mesela 4. evrede 5 yıllık yaşam sürvisi %5'lere düşüyor. Yani tedavi aslında tanıyı erken koymakla başlıyor. O yüzden tanıyı erken koyucu teknik gelişmeler, işte tomografi, MR gibi teknik gelişmeler şu anda en popüler olanlar. Son olarak toplayacak olursam pankreas kanseri vücudumuzda 5. sıklıkta görülen bir kanser tipi. Erken tanı çok önemli ve aslında erken tanı konulduğu zaman o kadar korkulacak bir kanser tipi değil. O yüzden ailesinde pankreas kanseri geçirmiş olanlar, birinci derece akrabalar özellikle, yoğun alkol ve sigara tüketimi olan bireyler belli bir yaştan sonra pankreas check-up'ı yaptırırsa bu onlar için çok iyi olabilir. Atunci când aveți o problemă de sănătate, este bine să acționați rapid și să căutați soluții în toate colțurile lumii. Consilierul medical este cel care vă acordă suport în demersurile dumneavoastră pentru a identifica cele mai bune soluții medicale. Ediția din această săptămână se oprește aici, însă vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri pentru medicii spitalelor din străinătate, nu ezitați să-mi scrieți pe adresa de mail apellaconsilier@canalde.ro. Până data viitoare, numai bine!